14 Nisan Cuma yeni bir Antalya gündem programıyla, haftanın son programıyla sizlerle birlikteyiz efendim. Bugün 14 Nisan Cuma. Cumanız hayırlı olsun diyerek programımıza başlıyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Kanal B'nin Antalya gündem programından ben Nihat Toplu, program ortağım Ali Orhan Bey kimimiz. Sizlere sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz efendim. Günaydın. Evet, bugün de Türkiye gündemine bakacağımız, bölge gündemimizi ağırlıkla konuşmaya çalışacağımız Antalya gündem programı an itibariyle başlıyor. Sevgili Ali Orhan da sosyal medyadan başladık ve de başladık anlamındaki bu mealdeki mesajını sanıyorum şu anda verdi. Çünkü kendisini oldukça meşgul görüyorum. Öyle mi? Ekranlara bakıyordunuz. Günaydın Ali Bey. Ekrana bakmak yasak mı Nihat Toplu? Ya? Değil diye. Değil. Günaydın. Nihat Toplu ve seni bölücülükle suçluyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim ve seni bölücülük yapmak lazım. Ne konusunda Ali Bey? Haftanın bir gününü diğer günlerinden ayırdığın için. Cuma haftanın günleri... bütün günleri aynıdır, bütün günleri hayırlıdır. Eğer sabah kalktığında nefes alabiliyorsan, görebiliyorsan ve dahi duyabiliyorsan ve dahi gökyüzünde bulut ya da güneş görüyorsan, gökyüzünün maviliğini görüyorsan, o sana bahşedilmiş en büyük zenginliktir. Onun için her gün hayırlısının olmasını dileyeceksin. Eyvallah. Aldık, kabul ettik. Klasik bir Ali Orhan karşı çıkışı. Evet, ama biz bunu yıllardan beri, aylardan beri aynı söylemi söylediğimiz için bugün bunu söylemesek acaba genel ortamdan dolayı mı, konjonktürden dolayı mı hayırlı cumalar denilmesin diye özellikle vurgulamak istedim Ali Bey. Biz sürekli olarak aylardan beri aynı söylemi söylüyorum. Siz de aynı şeyi söylüyorsunuz. Bilenler biliyor bize, bilmeyene selam olsun. Boş ver Nihat Toplu. Evet. Peki. Senin bu saatten sonra ya da bu yaştan sonra ya da bu kadar yaşamışlıktan sonra yeniden bu hayatını kesintiye verip de başka bir şey düşünebileceğini düşünenler var ki koysun öyle düşünsünler Nihat Toplu. Ama sen, o insan sen bazıları böyle, gibi böyle kıvrılıp hayır, şey edip gidenlerden bir şey değilsin. Diyemezsiniz. Çünkü bakıyorsunuz birçok insanı gördüğünüz 40-50 yıllık düşüncesinden bir anda bazı neler karşılığında olduğunu bilemediğimiz nedenlerden dolayı U dönüşü yapıp bir yerlere doğru savrulduklarını da gördüğümüz için İkbal, durum bu. Bilir misin İkbal? İkbal mi? Kişisel ikbalin ne demek olduğunu. İşte evet. O kişisel ikballer onları o şeye koyuyor. Peki Ali Bey, şimdi başlayalım mı? Başlayalım. Ama başlamamış mıydık abi? Olumsuz, bunlar şey miydi? Sıkıntılı bir haberle başlıyoruz. Ekran arkası mıydı? 74 saniyede hüsran diye bir haber var. Lyon'daki UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçının büyük bölümünde rakibine üstünlük sağlayan Beşiktaş son 1,5 dakikada üzdü denilmiş. Babel'in 15. dakikadaki golüyle öne geçen siyah beyazlar 83. dakikadaki Tolisso'nun golünü önleyemedi. 74 saniye sonra, bu golden 74 saniye sonra Fabri, o zamana kadar oldukça başarılı olan kaleci Fabri, geri pasta gelen topla rakip oyuncuyu çalımlarken Morel ikinci golü attı. Rövanş 20 Nisan'da maç öncesi Beşiktaş'ta ve Lyon taraftarlar arasında yaşanan gerginlik tribünlere yansıdı. Utanç verici görüntüler ortaya çıkmış. Taraftarlar sahaya inmiş. Maç 45 dakika geç başladı deniliyor. Evet. Ben gittim geldim zaman zaman diğer haber programlarına bakıyordum. Arada buraya bakıyorum, maç başlamamış. Bakıyorsunuz altyazı geçiyor, maç az sonra başlayacak falan diye. Uzun süre başlayamadı. Pek sahalarda görülmeyen, görmek istemediğimiz olaylar Avrupa'nın ortasında yaşandı ne yazık ki Ali Bey. Evet, maçı biraz izleyebildiniz mi Ali Bey? Bölüm bölüm izledim. Evet. İlk yarıyı tam olarak izledim. İkinci yarıdan biraz izledim. Gerçekten de... Ben Beşiktaş'a inanıyordum. Gerçekten inanıyordum ben Beşiktaş'a. Ama işte o kişisel hata ki izlemedim ben. O İkinci yarıda çok izlemedim. Bozuktu Beşiktaş. Yani böyle kendine güveni yok. Skoru koruma. Kendine güveni değil ya Toklu bak. Orada bir şeyi yanlış şey yapıyorsunuz. Dışarıdan yanlış okuyorsunuz. Güven... O 1-0'lık verdiği şey vardı onu ya. Onu koruma duymuşsun. Laç kalaştı. Evet. Laç kalaşıyor bazen. Hani Lyon'a orada bir gol atmışsın. Herkesin favori gösterdiği Lyon'a. Ve çok da iyi yani ilk yarı. Çok da iyi oyun oynadı. Çok da iyi oyun oynamışsın. Zaman gelmiş rakibini baskı altına almışsın. Zaman gelmiş istediğin şekilde oyunu sen yönlendirmişsin. Tamam.
bilerek verdiğim bir iki şey var. Açık veriyorsun, özellikle orayı biliyorsun. Evet. Ondan sonra da işte o ikinci yarıdaki bir bölüm, işte o fazla özgüven. Evet. Ama 2-1 kötü bir sonuç değil. 1-0'dan daha iyi. 1-0'dan mutlaka daha iyi ama en azından galibiyetle döneceğini düşünmüştüm ama ben çok, söyledim çok ya, geriye çekilince Beşiktaş ki rakipte tehlikeli bir takım, tehlikeli oyuncular var. Onlarla sonuca gitti. O zamana kadar iyi oynayan kaleciyle diğer bir oyuncunun Beşiktaş'ın orta sahasındaki Tosic mi? Değil. Atiba'nın. Atiba gerçekten çok iyi oynayan. Atiba'nın bir hatası, kalecinin Fabri'nin bir hatasıyla. Futbol hatalar oyunudur. 2-2 gol ve futbol hatalar seyredir. Olacak bunlar güzel şeyler. İstanbul'da başarılar dilerim İstanbul'da. İnönü Stadı'nda değil mi Ali Bey? İnönü Stadı'nda, eski İnönü Stadı'nda. İnönü Spor Kompleksi diyelim. Ne diyeyim? Adı da değişti. Değiştirdiler ya. Değiştirdiler. Bütün arena abi. Gladyatörüz ya. Evet, peki. Oysa gladyatörlerin en alt sınıftan olduğunu bilmiyor herhalde bunlar. Nihat Toklu. Gladyatörler romanın en alt sınıfıdır. Evet. Niye? Esirler, ezilmişler, halktan yani alt tabakadaki insanlar. Onların dövüştürüldükleri yerler, arenalar biliyorsunuz. Yok yani oraya çıkarılanlar işte kimler? Evet. Arena demek ne? Yeni moda bu başladı. Yok, çok da güzel bir şey değil. Yani. Değil. Beşiktaş bu arada fırsat Toklu da demiş ki insan virüsü lerden bile hızlı evrilebilen canlı türüdür demiş. Hayırlı yayınlar. Peki. Peki Beşiktaş fırsat tepti demiş Milliyet'te bugünkü bu haberi vermiş. Tepme kelimesi nedir ya sporda tepme? Evet, fırsat tepti. Fırsatı kullanamadı. Horon tepkiye verdiğiniz tepkiye benziyor. Ama bu çok kullanılıyor Ali Bey. Bakın siz kabul etmiyorsunuz. Haklısınız da belki bu noktada. Horon kurmak... Ya Tonyaklı hayvanlı Karadenizliler ya. Nihat Toklu siz, ya. Bunu siz biraz Nihat Toklu, çalışın. Karadenizliler... Tonyaklı hayvan değil Nihat Toklu. Tepmek ne demektir ya? Bu kullanılıyor ne yazık ki. Nihat Toklu yerleşmiş, kullanılmıyor. Bak yerleşmiş. Kullanılmıyor. Sizin gibi bilmeyenler. Tamam evet. mı? Karadeniz kültürü hakkında hiçbir bilgisi olmayanlar. Bu şekilde konuşa konuşa oraya onu yerleştirmeye çalışıyorsun. Tepti. Horon tepti. Tonyaklı hayvan mı şey? Horon oynayanlar. Sadece bizim gibi yöreyi bilmeyenler değil Ali Bey. Evet. Karadenizliler arasında da bu söylem kim, var. İşte onlar Karadenizli değil işte. Onun var. Bayburtluyu Karadenizli yaparsan öyle olur işte Nihat Toklu. Peki, sorun peki. bu. Dur, aman Bayburtluları koruyalım daha doğrusu. Peki Hürriyet'le devam ediyoruz Ali Bey. Hürriyet'in manşetinde Balyoz'dan dağlara diye bir haber var. Hayatın içinden bir haber. Yarbay Taşçı, Özgür Ecevit Taşçı. Balyoz davasından Hastal'da 2 yıl hapis yattı. Kumpas davaları çöküp serbest kalınca vatan nöbetine koştu. Şimdi Bingöl'ün Karlı Dağları'nda terörist peşinde. Öyle de bir fotoğrafı var değerli askerimizin. Evet, Yarbay Taşçı'nın kızı Göksun sessiz çığlık eylemlerinin maskotuydu deniliyor. Babası tahliye olduğu gün kucağından hiç inmedi, omuzunda uyuyakalmıştı. O fotoğrafı hatırlıyor musun? Evet. O fotoğrafı hatırlıyoruz. Evet. O kumpasa kurban gidenlerden birisi görevine dönebilmiş ve şimdi de kardan masada Bingöl Dağları'nda ülkenin güvenliği için terörist peşinde koşuyor. İşte, bu kumpası kuranlara Allah ne biliyorsa öyle. Kurduranlara, bunlara yol verenlere, Nihat Toklu, bunlara yardım ve yataklık edenlere, ne bileyim bunlara sempati duyanlara, herkese, evet. burada göndermemiz herkese. Şimdi böyle değerleri Nihat Toklu, bak böyle değerleri kumpas suçlamalarıyla kaybediyorduk Nihat Toklu. Kaçını da kaybettik. Evet. Ne değerler kayboldu değil mi? Mesela Yarbay Ali Tatar bir simge isimdir bu anlamda. İntihar eden. Hayatını bir okuyun da. Evet. Yarbay Ali Tatar'ın hayatını okuyunca insan gerçekten evet. o zaman ülkede sessiz kalıp ses çıkarmayanlara var ya isyan ediyorsun Nihat Toklu. Ha bir de bu kumpasa destek veren bakalım ne çıkacak altından bekleyin ne karşı çıkıyorsunuz diyenler vardı. Şimdi ya biz yanıldık affedersiniz yanıldık biz özür dileriz biz zaten sıkıntılıyız demiyorlar şu anda. Sanki hiçbir şey olmamış gibi yeni konular üzerinden ahkam kesmeye devam ediyorlar. Gazete sayfalarında köşelerinde bu vatandaşlar insanın ağrına da o gidiyor Ali Bey. Şey var Nihat Toklu. Şöyle bir şey düşünelim. Evet.
Halen daha bunlar var. Ya bu tür insanlar halen daha var. Birilerini suçlayıp kendi fikrini yayabilmek için uğraşanlar var. Ben halen daha bu işlerin bittiğine inanmıyorum. Evet. Birilerini halen daha suçlayıp kendi ortamını rahatlatmak isteyen bir sürü gazeteciliğe geçinen var. Peki, Milliyet'le devam edelim Ali Bey. Bunları tarih yazacak, kamu vicdanında aklamayacak, kamu vicdanında mahkum edilecekler bu insanlar gelecekte, yakın gelecekte. Eyalet sistemi olmayacak demiş Sayın Cumhurbaşkanı. Bugünkü Milliyet'in birinci sayfasındaki haberde Cumhurbaşkanı Erdoğan, baş danışman Karatepe'nin, Şükrü Karatepe'nin kendi baş danışmanı, eyalet sistemiyle ilgili açıklamalarıyla hakkında konuşmuş. Danışmanımın bir açıklaması olmuş. Almışlar onu, çarpıtmışlar. Ben ne diyorum, sen ona bak, böyle bir şey yok. Benden duydunuz mu? Yok demiş. Evet, bu şekilde bir değerlendirmesi var. Dün de televizyonlarda vardı. Devlet Bahçeli farklı bir şey konuştu. Görmüşsünüzdür. Benim danışmanım böyle bir şey söylese, o danışmanımı hemen kovarım, görevine son veririm dedi. Dedi. Ve bir mesaj daha vardı. O da dikkatimizi çekti. Böyle diyen, yani Türkiye'de eyalet sistemi kurulabilir. Devlet, başka bir danışman da yeni bir devlet kuruluyor anlamında bu mealde bir açıklaması vardı. Bunları bunlar konuşuluyor. Ülkücüler buna ne diyecek? Şeklinde bir de değerlendirmesi Devlet oldu. Devlet Bahçeli ne yaparmış? Böyle bir danışmanı olduğu zaman atarmış. Vay baston vay. Vay. Böyle bir danışman olduğu yani zaman. Hakikaten o kadar cesaretli, o kadar yürekli miymiş Devlet Bahçeli? Görevinden görevi son veriyor. Partimin içerisinde FETÖ'cüler var diyor, niye atamıyor? Ha? Kendi söylüyor. Her partinin içerisinde diyor FETÖ'cüler var diyor. Bizim partide de var. Ben bunu soruyor gazeteci. Biliyor musunuz? Biliyorum diyor. Niye atamıyor? Bekara karı boşamak kolaydır derler. Niyat toplar. Ali Bey, bir saniye. Evet. Oradaki kullandığınız bir kelimeye kelimeyi geri almanızı rica ediyorum. Hangisine? Katılmıyorum. Hani bir şey dediniz. Yani baston dediniz ya. Baston evet. Ne anlamda kullandınız onu? O olmadı. O anlamda, o şeye destek verme anlamında. Onu bak. O şekilde söyleyin onu. O şekilde. Tabii. Ben baştan beri onu söylüyorum. AKP'nin şeylerine nedir? Destek oluyor, yardımcı oluyor. Aynı o anlamda onu ama o şekilde kullanıyorum. Bu şekilde vaylı kullanırsanız farklı anlama gelir. O şekilde kullanıyorum ben onu. Bunu geri aldık değil mi? Bunu geri aldık. O kısmını geri aldık. O şekliyle almam. Yani bu düşündüğüm şekliyle almam geri. Öbür türlü hakaret etmedim. Ben hakaret etmiyorum. Hep baştan beri ben aynı şeyi söylüyorum. Hükümetin birçok olayında, o hükümetin döneminden beri destek veriyor. İşte destek baston anlamındadır. İnsana da baston destek veriyor. Nihat Toklu yıkılmasın diye. Bu anlamda kullanıyorum. Öbür türlü benim haddime de değil, evet. Terbiyem de müsaade etmez buna. O ayrı. Şimdi diyor ki Sayın Bahçeli, bak Sayın diye hitap ediyorum Nihat Toklu. Evet. Sayın Bahçeli diyorum. Sayın Bahçeli diyor ki, parti içerisinde, MHP'nin içerisinde de diyor FETÖ'cüler var. Cumhurbaşkanının danışmanını görevden alırım demek kolay. Hadi kendi milletvekillerini ihraç et. Belki de şunu diyecektir. Ha. Ben öyle yorumladım. Ha. Acaba şeyi mi kastediyor? Neyi? İhraç ettikleri... Diyor ki vardı demiyor. Baktı kelimesi yok. Baktı olur. Vardı. İçerisinde... Vardı demiyor. Var diyor öyle mi? De olur. De eki olur dediğin doğru. Var diyor. Bak var diyor. Cumhurbaşkanının danışmanına laf göndermek kolay. Evet. Şimdi bak Devlet Bahçeli şöyle bir sorunla karşı karşıya. Devlet Bahçeli yaptığı bazı atraksiyonların partiye aşırı derecede zarar verdiğini biliyor. Şimdi bir defa MHP'liler, ülkücüler Devlet Bahçeli'yi affetmeyecek. Gerçek ülkücüler, gerçek MHP'liler affetmeyecek. Sizin bu kanınız bu yönde. Aynen, Nihat Toklu affetmeyecekler. Ben MHP geleneğini bilen insanım. MHP'nin içerisindeki insanları tanıyan insanım. İyi kötü bilirim Nihat Toklu. 45 senedir biz de bu işin içindeyiz. Yani meslek olarak da bunu yapıyoruz. Bir de Nihat Toklu, ben Erzurum'da büyüdüm. Ben bunu hep söylerim. Ben Yılma Duraklar'la büyüdüm diyorum. Ben doğunum, bunu hiçbir zaman da sakladın mı? Başbuğ olarak hiç sakladın mı Nihat Toklu bunu? He? Hiç sakladın mı? Söyledim. Bu hareket, ülkücü hareket, gerçek ülkücü hareket böyle. Şimdiki Devlet Bahçeli'nin başında bulunduğum
Milliyetçi Hareket Partisi gibi değildir. Gerçek ülkücü hareket çok farklıdır. O işte bilmem tabanına basanlar bilmem ne. Bunlar ülkücüler değil. Ülkücülükte geçinenlerdi işte. Şimdi bunların bir kısmı işte o ülkücülükte geçinenlerin bir kısmı MHP'nin içerisinde. Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki gerçek ülkücüler, taban, yani o ülkücü dediğimiz kitle Devlet Bahçeli ile işini bitirmiş. Onu elemiş, evet. Eleğini asmış. Şimdi Nihat Toklu, Devlet Bahçeli şunu düşünüyor. Hayır çıktığı zaman ben ne yapacağım? Ne yapacak? Diyecek ki ya sizin işte ben ne kadar uğraştım ettim, sizin danışmanlarınız şöyle yaptı, bakanınız bunu dedi. İşte İstanbul Belediyesi'ndeki dünkü o paylaşım da çok vahimdir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı iddia edilen birisinin paylaştığı bir şey var. Hı hı. Nedir? Sosyal medyada paylaştığı mesaj var. Bu gerçekten çok vahimdir ve Türkiye Cumhuriyeti'nde bugüne kadar böyle bir şey olmamıştır ya. Sizin bu tavrınız yüzünden oldu diyecek. Böyle bir sonuç çıktı. Diyecek. Biz çalıştık diyecek ama aynen. Ben Devlet Bahçeli'nin çok çalıştığı inancında değilim. Herkes sağda solda koşturuyor, miting yapıyor. Devlet Bahçeli o işleri bitireli birkaç gün oldu. Dinleniyor Ankara'da ve şeylere çıkıyor. Bak, ve televizyonlara çıkıyor o şekilde. Sağda değil. Devlet Bahçeli hükümet geri çekti. Tepki daha da arttı. O yüzden yaptığı mitingler. Tabii ya geri çektiler Nihat Toklu. Evet. Bakın Cumhurbaşkanlığı'nın dünkü bundan kullandığı... Peki, bundan Sayın Bahçeli ikna olmuş mudur? Neydi? Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, danışmanın bir mesajı yanlış yorumlanıyor demiş. Danışmanın çarpıkmışlar demiş. Görevden almama gerek yok anlamında söylüyor. Yani danışmanın görevden almama gerek yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Bu dönemde Cumhurbaşkanı. Zaten görevden alınamaz. Evet. Hemen alınamaz. Bundan ikna olmuş değil. Mudur acaba yoksa... Şimdi Devlet Bahçeli mi? Evet. Ben ne bileyim ya çıksın konuşsun söylesin desin ki ikna oldum ya da olmadım. Daha zamanı var. Zamanı var. Bugün de bir şey söyleyebilir evet. Ama şu anda Türkiye son iki şıkkına gerilirken eyalet tartışması... olacak mı olmayacak mı? Anayasa böyle bir yetkiyi Cumhurbaşkanı'na veriyor mu vermiyor mu? Onu konuşuyor. Muhalifler hayır cephesi böyle bir hakkı evet geçerse bu değişiklik Cumhurbaşkanı'nın mali idare kurma, kendi bütçesini oluşturma, illeri birleştirip belli bir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın açıklaması da bu yönde. Kadir Topbaş'ın bundan 10 gün 15 gün önce 10 gün falan oldu herhalde. Hı hı. Yaptığı açıklama boşa değil. Önce toplumun nabzı ölçüldü. Tamam mı? Ne olur ne olmaz diye. İstanbul kendi kendini yönetsin dedi. İstanbul hani metropol çok büyük bir şehir. Şimdi sen İstanbul'a bunu dediğin zaman Büyükşehir Belediye Başkanı olarak kalkar Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı da der ki Diyarbakır'da bu kanunlarla ben bu bölgeyi yönetemiyorum der. Bana da özel bir kanun verilsin. Ama bu şekilde bir olmaz. Düzenleme ülkenin zaman, bütünlüğü için sıkıntılı. Çünkü biz rahat bir coğrafyada bulunmuyoruz. Çevremizde neler olduğunu görüyoruz. Lanetli bir coğrafya. Evet yani Yugoslavya Allah göstermesin onaya doğru gideriz. Bak, Nihat Toklu. Gitme tehlikemiz var bak, daha doğrusu. Nihat Toklu, Yugoslavya dediğin zaman Yugoslavya'daki halk Slav halkıdır değil mi bazıları da? Bir bölümü Slav, bir bölümü Slav, bir bölümü değil. Avrupa'nın birçok ülkesine gidip yaşayabilecek şeyler vardı. Evet. Olanakları ve şansları vardı. Nihat Toklu nereye gideceksin? Allah göstermesin. Nereye gideceğiz? Hadi. Evet. Bir de Ali Bey 1864 yılında Osmanlı Devleti eyaletten vazgeçmiş. Yeni bir düzenlemeye girip bir vilayetler bugünkü illeri kurmuş. Vilayet eyalet düzenlemesinden vazgeçmiş. Bunun tehlikesini görmüş. 1864'te neredeyse 150 yıl önce bundan vazgeçmiş. Osmanlı Devleti Cumhuriyet değil. Ya yani. Eyaletten vazgeçen niye Cumhuriyet Osmanlı'dan değil. Niye Osmanlı'dan örnek veriyoruz ki biz? Hani Osmanlılar'da eyalet var deniliyor ya. Osmanlılar eyaletten vazgeçmişler. Bak Osmanlı Devleti Nihat Toklu. Bunu da tarihçiler söylüyor. Ben söylemiyorum. Kaç yıl? 600 yıl mı şey etmiş? 600 yıl. Sürmüş. Evet. Bak 600 yıllık bir imparatorluk, bir düzen, bir sistem en sonunda çökmüş. Neden? Evet. Hatalarından çökmüş Nihat Toklu. Kuvvetli bina yaparsanız, temeller sağlıklı olursa, olur. Osmanlı'nın temeli çok sağlıklı atılamamış demek ki. Şimdi diyeceksiniz ki 600 yıl bir hükümdarlık süren bir imparatorluğun 600 yıl sonra parçalanması işte kuvvetli anlamına gelmez mi? Gelmiyor işte. Yani o zaman nedir? Biz şuna bakacağız Nihat Toklu. Osmanlı'da öyleydi, Fransa'da böyleydi, İtalya'da öyleydi, Amerika'da buydu değil.
Türkiye Cumhuriyeti nasıl ayakta kalır, nasıl ilelebet yürür? Biz ona bakacağız. Ona bakacağız. Ha, geçmişte tarihten ders alacağız. Bu aldığımız dersleri de iyi not edeceğiz. Böyle olursa yürür. Yoksa öbür türlü ne yapalım? Hiç şeyde, havanda su döveriz. Peki, peki. Geçelim Posta Gazetesi'ne. Posta'nın manşetinde de olaylı maçta Kartal yıkıldı haberi var. Tribünlerdeki saldırılar, olaylar, ne yazık ki coplamalar, gazlar, gazlı müdahale, polisin o da var. Recep İvedik köşeye dönmüş Ali Bey. 85 milyon lira kazanmış filmi, çok ilgi görmüş. Yani ben tabii televizyondan defaten izlemişizdir ama sinemada gidip de Recep İvedik filmini izleme gereği hiç duymadım. Böyle bir ihtiyaç hissetmedim. Bir dakika ne dedin? Televizyonda defaten izlemişiz. Yani denk geliyor, izliyorsunuz Ali Bey. Mümkün değil ya. İzliyorsunuz. Vallahi denk geliyor, izliyorsunuz bir şey ama. Şey, o kadar sık, boş zamanın nasıl var yani? Sık sık geliyor, izliyorsunuz yani. Gözünüzü takılıyor bir şekilde, izliyorsunuz ama sinemaya gidip de izleme gereği ya, duymadım hiç ama. Hiç öyle bir şey düşünmedim. İzleyenler de var. Bak, sanatın her türüne eyvallahım var. Ama Recep İvedik esprisi bana göre değil. Yani. Recep İvedik 5'i 8 hafta boyunca 7 milyon 217 bir kişi izlemiş. İşte Türkiye ülkenin nerede olduğunu görmüş. Evet. Belki insanların da biraz gülmeye ihtiyacı var. Efendim o güldürmüyor ki Nihat Toplu. Hakaret ediyor. Bazı ben böyle rastlıyorsun o parçalar, parça filmi izlemiyorum. Abi resmen hakaret ediyor ya. Yani biz espriyi nasıl algıladığımıza bağlı. Evet, evet. Mesela şimdi şu şeyin şifreleri var. Nedir? Sümela'nın şifresi. Hı hı. Mesela şu Sümela'nın şifresinde çok güzel espriler var, çok ağır küfürler var. Evet. Peki. O demin dediğiniz olay İstanbul Belediyesi Hal Müdürlüğü'nde gece amiri olan Ömer Akbayrak'ın sosyal medyadan paylaştığı mesaj, hayır oyu verecekler için onların ganimet olacak kadınları, kızları anlamında bir mesaj çekmiş. Hemen hakkında soruşturma başlatılmış bu kişinin hakkında. Onu da söyleyelim. Bu, onu da söyleyelim. Bu düşünce, bak Nihat Toklu, hangisinde olursa olsun bu düşünce çok böyle aykırı. Ben AKP diye kullanırım dikkat edersen çoğu zaman. AK Parti'nin içerisinde bu zihniyette olan insanların böyle bunlara tepki koyacağına inanan bir insan. Bak AK Partililerin, AK Parti içerisindekilerinin böyle AKP zihniyeti olanları kenara atacağına inanan insan. Evet. Bu nedir ya? Hangi AK Partili kendini bilen, siyasetin içerisinden gelmiş, siyasete yön vermek isteyen, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet yaşaması için ve bu topraklarda kardeş olarak yaşamamız için, yaşanması için çaba gösteren hangi AK Partili? Bak üzerine basa basa AK Partili diyor. Evet. Ben AKP işte bunlara diyorum ben. Bunlar işte. Her partinin içerisinde böyleleri vardır Nihat Toplu. Ne demektir ya? Şey, hayırcıların karıları, kızları savaş ganimetidir. Çünkü bu bir savaştır diyormuş. Ya böyle bir düşünce, böyle bir şey. AK Parti'ye, ben bunu hiç AK Parti'ye mal etmiyorum Nihat Toplu. Bu oraya şey olmuş, virüsler. İnan bunlar virüstür Nihat Toplu. Her partinin içerisinde bu türde birkaç arıza vardır. Böyle bu tür şey, geçmişte de Cumhurbaşkanı'na söylen, yani şuyun olurum, buyum olurum diyenler. Hı hı hı. Bunlar Nihat Toklu, AK Partili falan değil. Evet. AK Parti Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi bir partisidir Nihat Toklu. Yasalarıyla kurulmuş siyasi bir partisidir. Ve AK Parti politika üretir, siyaset üretir. Böyle halkı birbirine düşürürler, şeyler yapmaz, paylaşımlar yapmaz. Bu nedir ya? Hayır diyenlerin karıları, kızları, bacıları ganimet, savaş ganimetidir. Bunların ganimet sayılır. Ne demek ya? Yani tezahürcüden farkı var mı bunun? Allah göstermesin. Nasıl bir düşünceyse yani nereden nereye geldik? Şimdi kalkıp geldik, buna şey ederek bugün sabah programda AK Partililer böyle, AK Partililer öyle mi? Yok abi, yok. İlişkisi yok. AK Partililer ayrıdır, AKP'liler ayrıdır. Evet. Bunlar evet, işte o ikinci gruba giriyor. Ve bunlar zarar veriyor. Gereği de yapılması gerekir bu kişi hakkında ki bir de görevi varmış. Hal Müdürlüğü'nün gece amiri, Hal'in gece müdürü gibi bir şey bu. Çünkü Haller gece faaldir, önemli bir görev yapıyor. Bu kişinin attığı mesaja bakın, bir de fotoğraf koymuş, utanmaz demiş Posta Gazetesi. Gerçekten de utanmazlık fotoğrafı bu. Evet. Şimdi Cem Balkan diyor ki 16 madde metnine girerken Sayın Bahçeli uyuyor muymuş? Danışman görevden alsa ne değiş, şey alsa madde değişecek mi?
Düşünce değişmedikçe demiş. Faik Ardahan Hoca da demiş ki Recep İvedik eğer bu ülkede 8 milyondan fazla izlenmiş ise her şeyi beklemek lazım. Ülkenin sanat standardı, yönetim standardı da standardını da belirler demiş. Aynı evet. fikirdeyiz Faik Hoca'yla. Durum bu. Faik Ardahan Hoca'yla. Evet. Durum bu. Yani durum nereye getirmişler Nihat Toklu? İşte bu, hadi tamam araya gideceğiz de işte bu kafalar o haldeki o kafalar İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki haldeki o kafalar partiyi ele geçirmeye çalışma çabaları içerisinde olursa AK Parti'ye de AKP derler. Peki. Kısa bir aramızı verelim. Aramızdan sonra bölge haberlerimizde, kent haberlerimizde sizlerle birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Hemen dönüyoruz. Antalya Gündem devam ediyor efendim. Programımızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölüme Sabah Akdeniz'le başlıyoruz. Sabah Akdeniz'in birinci sayfasında daha önce duyduğumuz bir olay var. Bu olayın, bir adli olayın yansıması, devamı var. Kaçarken yakalandılar diyor Sabah Akdeniz. Antalya'da kuyumcu Vedat Şenay'ı öldürüp cesedini yakan biri kadın 4 İran vatandaşı yurt dışına çıkarken son anda yakalandı denilmiş. Öldürdüklerini de itiraf etmişler ama nedeni konusunda net şu anda bir açıklama yok. İran'la iş yaptığı söyleniyor bu kuyumcunun. Böyle bir iddia var. Doğru mudur nedir? Doğru mudur değil midir? Bilemiyoruz ama böyle bir çalışma olmuş ve katil zanlılar yakalanmış. Bakalım ne çıkacak Ali Bey? İranlılar burada suç şey işliyor, cinayet. Ve ilginç bir şekilde değil mi? Arabası Kundu'da, Lara Kundu'da kendisi gidiyor, kendisini götürüp Korkuteli ormanlarında yakıyorlar. Yani bu coğrafyayı da epey biliyorlarmış demek ki bizim ülkemizde gelip cinayet isteyebiliyorlar. Şimdi benim hani bundan yola çıkarak değil de şimdi bunu nereye bağladın diyeceksin yine de Suriyeliler konusundaki kuşkumu daha iyi anlıyor musun? Evet. Evet. Yani bu gerçekten giderek bir sorun. Suriyeliler geldi. Bu eğitimsiz Suriyeliler, başıboş Suriyeliler bize yarın nasıl bir fatura kesecekler? Bunun kahin olmaya gerek yok yani. Falcı olmaya gerek yok. Bunun olumsuz sonuçları olacağını görmek için. Yani dün bakıyorsunuz bir parkta bir aile. İşte şu Hatay'dan mı Suriye'den geldik. Dileniyorlar falan. Bugün baktım yoklar. Ne yaptılar? Kimdir? Nedir? Onu da bilemiyorsun. Çor çocuk, genç bir aile. Gibi. O gençler sokaklarda şu anda bazıları çalışıyor ama eğitimsiz gençler ne yapacaklar? Yarın bunlar da bir çete oluşturabilirler mi? Yaparlar yarın mı? Yarın mı? Bugünden. Yok mu Antalya'da yani? Evet. Yavaş yavaş duyulmaya başlandı. Başlandı. Bu yaz bak, bu yaz işler de iyi değil, turizm işi de kötü. Bu yaz kale içindeki birçok olayı hepimiz yaşarız. İnşallah yaşamayız ama yaşayacağız. Evet. Tedbir alınmadığı takdirde yaşayacağız çünkü başıboş. İmkansız projede çalışma başladı demiş Sabah Akdeniz bugünkü manşetinde. İmkansız proje. Bu söylem bize ait değil. Bu tanımı yapan Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, bu proje yapılamaz diyenlere evet yapılabilir diyerek imkansızı gerçekleştirmek üzere Boğaçay projesine başladıklarını açıklamış Sayın Türel. Evet, Boğaçay'ın da DSE ile birlikte şu anda bir temizlik çalışması yapılıyor. Arkasından da deniz suyunun içeri alınması, çevre düzenlemesinin yapılması ile ilgili çalışmalar başlanacakmış. Ama biraz uzmanların uyarısı doğrultusunda Boğaçay projesi revize edildi, değiştirildi. Çünkü ilk proje gerçekten ürkütücüydü. Denizi daha da içeriye sokacak bir proje yüzünden bölgeyi alt üst edecek deniliyordu. Evet Nihat Toklu, o projenin gerçekleşmeyeceğini söyleyen ilk kişilerden biri benim Nihat Toklu. O evet. İlk daha görür görmez ben bu projenin karşı
tepkimi koymuştum bu olmaz diye. İşte deniz suyu içeriye kadar gitmez bilmem ne etmez diye. O zamanlar çok bildiklerini savunanlar da her şeye karşısın diyordular sen. Çok bildiklerini şey ederler, toplumda çok biliyoruz diye geçinenler. Ki bunların içerisinde kimler var bir gün hepsi bu kent bu tarihi yazacak bir gün. Evet. Nihat Toplu. Ben halen de aynı fikirdeyim. O şekliyle o proje olmazdı. Olmazdı Nihat Toplu. O proje birçok revizyona uğradı. Zaten o projenin sanal proje üzerindeki yer Konyaaltı değildi. Projeyi hazırlayanlar farklı bir yerlerin görüntülerini koymuşlardı yani. O projeye de. Tabii şöyle bir şey de var. Bunu teknik bir uzmandan duydum. Mesela belki 4-5 kilometre geri gideceksiniz. 17 metre aşağı inmeniz gerekirmiş ki deniz suyu gelebilsin. Eski projeye göre konuşuyorum. Tamam öyleydi zaten. Bu tehlikeli bir şey diyor. 17 metre aşağı indiğiniz zaman, deniz suyunu içeri soktuğunuz zaman 17 metre kazarsanız ne olacağını bilemezsiniz. Oradaki yeraltı sularının durumunu bilemezsiniz. Biz de onu diyorduk zaten. Bunlar siz de söylediniz. Uzmanlar da söyledi. Daha da önemlisi Sayın Türel'in bu uzmanların görüşlerine kulak verip projeyi değiştirmesi iyi oldu. Kent için iyi oldu diye düşünüyorum. Çok da oynamamak lazım Boğaçayı'nın yapısıyla. Çünkü doğa kendisiyle oynayanları pek affetmiyor. Fazla doğanın kanunlarıyla oynamayacaksınız Ali Bey. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in bir sözü vardı. Çok tekrarlamadı daha sonra da ama ben anlamlı bulmuştum. Doğru, değerli bulmuştum. Doğanın kanunları Allah'ın kanunlarıdır. Onlarla fazla şey yaparsanız sıkıntı büyük olur. Diyanet İşleri Başkanı onu biliyor muymuş? Bunu söyledi. Yok biliyor muymuş? Ama tekrarlamadı bir daha. Ha. Doğanın kanunları Allah'ın kanunlarıdır dedi. Bazı lobilerden tepki gelmiştir. Bunu şimdi ben de tekrarlaması lazım diye düşünüyorum. Bak ben de olsam tekrarlamam ya toplu altındaki araç kaç trilyonluk. Peki. Değişik bir yere gitti Ali Bey. Geçelim bunu. Hürriyet Akdeniz. Nihat Toklu bir şey söyleyeyim. Olmayan bir şey mi söyledim? Yok anladım. Ha, yalan mı söyledim? Yok doğru İftira söyledim. İftira mı attın? Yani güzel bir arabaya biniyor Sayın Başkan. Öyle olunca tabii bir defa söylersin. Bazı lobiler yani, sana karşı olur. Sen de geri adım atarsın. Daha konuşmazsın o kelimeyi. Peki. Hürriyet Akdeniz değil. Hürriyet Akdeniz Kemer Gözü'nü iç pazara çevirdi haberi var. Kemer Gözü'nü iç pazara çevirmiş. Belediye Başkanı Mustafa Gül hedeflerinin artık 1 milyon kişiyi iç pazardan Kemer'e getirebilmek olduğunu söylemiş. Bu ne anlatıyor Ali Bey? Dış pazardan umudumuzu biraz kesmiş görünüyoruz. İç pazara, iç turizme yönelmiş görünüyoruz. Bu da iyi bir şey midir? Kesinlikle değildir. Şimdi Kemer Belediye Başkanı çok ince siyasetçidir. Öyle mi? Tabii. Direkt olarak karşı çıkamıyor hükümete. Tamam mı? En direkt atış yaptırıyor. Yani işte turizm bitti, dış turizm bitti, iç turizme yöneliyoruz. Şöyle bir ayrıntısı da var Ali Bey. Antep'ten başlayarak yurt içinde Kemer'i tanıtım gezilerine başlayacağız diyor. Daha önceki yıllarda yani dış turizm varken 2014 yıllarında, 2015 yıllarında dış turizm varken Kemer'e yurt içinden 50 bin turist geliyormuş, yeni turist geliyormuş. Geçen sene bu rakam 700 bin lira çıkmış. İş turizme yönelmiş Kemer. Niye geçen sene böyle bir açıklama yapmamış? Şimdi de hedef. Hiç geçen sene böyle bir açıklama duydun mu? Hedefimiz şimdi 1 milyon turist. 1 milyon iş turist diyor. Yerli tamam, turist. Tamam eyvallah. Ona eyvallah da geçen yıl böyle bir açıklamayı duydun mu? Duymadım. Yani iş pazara yönelik böyle bir şey duymadım. Şimdi Ali Bey önemli bir konu. Bu kadarına pes demiş Hürriyet Akdeniz'de. Demin de değindiniz ya Suriyeliler konuştuk Suriyeliler ne oluyor falan diye. 20 liraya diş çekimi yapan Suriyeliler varmış Ali Bey. Ruhsatsız Suriyeli mültecilerin işlettiği ruhsatsız diş muayene haneleri çıkmaya pıtırak gibi çoğalmaya başlamış. Bir boşluktan yararlanıyormuş bunlara. 20 lira diş çekiyormuş sözde diş hekimleri. Yasal boşluktan yararlanıp faaliyetlerini sürdürüyorlarmış nasıl, Ali Bey. Nasıl çekiyor abi? Nerede çekiyor bunu? Bir ofis tutuyor, ofiste çekiyor. Peki nerede bizim yok mu böyle bu işleri kontrol eden? Şimdi Diş Hekimler Odası Başkanı Gaslan Yücel'in açıklaması var. Son yaptığımız baskında sözde muayene hanenin içine giremedik. Üstelik yanımızda polis de vardı. Tek yapabildiğimiz savcılığa suç durusunda bulunmak oldu diyor. Evet, yani steril olmayan malzemelerle niteliği ne oldu bilmeyen kişilerin bu tür yerlerde sağlık hizmeti verdiği, diş yaptığı
konuşuluyor. Eskiden vardı hatırlarsanız. Köylere çıkardı diş hekimleri, diş teknisyeni adı altında çıkardı. İnsanların dişlerini yapar, diş çeker falan böyle vatandaşa eziyet çektirirlerdi. Vatandaş da köylü de parasız pulsuz, parası az olmadığı için, şehire gidemediği için onların elinde kalırdı. Çok sıkıntılı çekerdi insanlarımız. Zaman zaman şehirlerde de böyle kaçak çalışan teknisyenler vardı. Onlar yani ama 20 yıl oldu bunları unuttuk biz. 20 yıl oldu bunlar bitti. Artık bitti diye düşünüyorduk. Şimdi Suriyeliler başlamışlar. Tekrar geri dönmüşüz. Herhalde bir... Şimdi uzmanlar geliyor zaten. Uzman dediniz? Afganlılar. Bu konularda uzmanlar. Öyle midir? Afganistan'da nasıldır biliyor musun? Pazar yeri kurulur Nihat Toklu. Hı hı. Benim gittiğim dönem öyleydi. Pazar yeri kuruluyor abi. Orada dişçi de var. Pazar yerinde. Oturuyorsun abi. Şey takıyorsun. Alıyordu. O dönemlerde. Şimdi nasıl bilmiyorum. Şimdi bunlar Nihat Toklu. Biz bu tür işlerle niye mücadele edemiyoruz? Evet. Şimdi sen yeni bir binaya taşındığında 40 kişi gelip soruyor. Normal, benim tip olarak dahi bir yeni binaya taşındığım zaman ki ben Antalya'da çok taşınanlardan bir tanesiyim. Değil mi? Çok ev değiştiririm. O da şeyden değil, yanlış algılamayın. Ha. Çünkü ödeyemediğim zaman ev sahibiyle anlaşamıyorduk. Böyle çıktı bir ev sahibi. Evet, şimdiki ev sahibimin Allah'ı var. Yani şey yok, sıkıntımız yok Allah'a şükür. Hemen soruyorlar orada. Yani bakkalı sorar, şeysi sorar, bu türlü. Geçtiğimiz günlerdeki bir olayı anlatayım. Muratpaşa Belediyesi'nde, bölgesinde bir pazar yeri. Evet. Yani kimlerle nasıl uğraşılıyor onu anlatmak için Nihat Toklu. Hep iyi yerden örnek veriyoruz ya, ara sıra böyle, ara sıra değil, gördüğümüz kötülük, yanlış uygulamaları da. Aynen buradan dile getirmem lazım. Mesela dün ben neyi Muratpaşa'da nereye anlattım? Teneffüs parkı anlattım. Cıvıl cıvıl insanlar. Ne kadar güzel, önemli bir şey. Çok da hoştu. Teneffüs parka tekrar geleceğiz biraz. Biliyorum. Sonra. Konuyu biliyorum ya Taplı. Evet, sabah bir gazetede gördüm. Ondan sonra şeye gittim. Pazara. Şu köylerden gelen Anadolu kadını var ya, ellerin asırlı. Hı hı. Giydiği çorabın biri bir renk, biri bir renk. Üzerindeki pazar entarinin dahi rengi solmuş. Satacağı 3 tane maydanoz var orada. Zabıt onunla uğraşıyor. Hey gidi. Koskoca Muratpaşa Belediyesi'nin zabıtası. Büyükşehir'inki de aynıdır, Kepez'inki de aynıdır, Konyaaltı'nınki de aynıdır. Döşem altında belediye var mı? Var. Ha, belediyelik mi döşem altı? Yoksa evet. Şey, mahalle olmadı değil mi orası henüz? Döşem altı komşu belediyemiz iyidir. Belediye iyi, tamam. İyidir. Bir döşem altı da aynı, Aksu da aynı. Yani her yer aynı. Türkiye'nin birçok yerinde böyle. O köylü kadınla uğraşırlar. O elleri nasırlı. Torununa bir tane sakız alabilmek için akşama kadar taşın üstünde oturan kişiyle işte bunlarla uğraşamazlar. Mesele bu yani. Tamam. Aynı zabıta. Aynı zabıta. 5 liraya döner, ekmek, ayran, içinde soğan, şey domates bilmem nesi olan paketi denetleyemez. Burada peki Ali Bey, burada biraz da sağlık müdürlüğü değil mi? Tabii ki sağlık müdürlüğü problemi. Bölüm bölündü, birkaç bölüm oldu onlar. Halk sağlığı müdürlüğü falan var. Bunların hepsinin başı neresi? Görevleri var. Sağlık Bakanlığı. Bitti. Sağlık Bakanlığı'nın bitti. Bu konuda da titiz olması. Bu, şimdiden önlem almasını. Sağlıktan bahsediyoruz. Sağlıktan. Bak yazın yazın köylerde sünnetçiler gezmeye başlar. Ellerinde çantalar sünnetçiler gezmeye başlar. Evet. Suriyeli sünnetçiler. Evet. Ondan sonra bir de Suriyeliler... 5 liraya sünnet yapılır gibi. Yok yok, mübarek adamlar olur. Ondan sonra giderler bir sürü işte şu ağrıya bu ağrıya bilmem ne diye başlarlar. Bu işler böyle başlar. Evet, böyle bunlar devam önlemimizi eder. Almamız gerekiyor. Şimdiden önlemini alacaksın, dur diyeceksin ya toplu. Yarın öbür gün dur diyebilme şansına yasal sahip olarak, değilsin. Antalya'da hiç olmadığını bildiğimiz Suriyeliler. Yasal bu durum bu. Yasal olarak Antalya'da Suriyeli yok. Ama var. Ben her sabah biriyle otobüse biniyorum. Peki Salda çekiliyor haberi var. Turkuaz renkli suyu ve beyaz kumuyla Maldivlere benzetilen Burdur'un Salda Gölü'nde su çekilmiş. Çünkü niye çekiliyor Ali Bey? Sular çevredeki taş ocakları ve göletler yüzünden Salda'da Burdur Gölü gibi kurumaya, ölmeye başlamış. Bu gerçekten vahim. Yapılan bir mahkemenin keşif heyeti bu konuda saptama yapmış. Saldanın çekildiğini o da belirlemiş. Niye? Ne olduğuna da mahkeme karar vermiş mi? Gölde avukat Tuncay, çevreci avukat Tuncay Koç'un bir açıklaması var. Gölde nesli tükenmekte olan
3 balık türü var diyor. Yatırım yapmak demekle gölün geleceği tehlikeye atılıyor denilmiş. Yok, mahkeme hangi gerekçeyle şey göstermiş? Hayır, o çevre... Mahkemeden bir gerekçe yok değil mi? Yok yok. Çevredeki anladım. Bir taş ocaklarla ilgili bir konuda araştırma yapılıyor herhalde. Bilirkişi oluşturuyor. Onun gözlemi bu şekilde. Çünkü onun sağlar... örnek olması söz konusu, evet, olur da o yüzden Nihat Toklu. Çünkü böyle cesaretli mahkemelerimiz, hakimlerimiz yok Nihat Toklu. Taş ocakları konusunda cesaretli hakimlerimiz olsa keşke, çok şey değişecek. Evet. Peki Ali Bey. Doğayı kurtaracağız da. Evet. Peki şimdi hafta sonu meteoroloji sonra mı koyuyor? Şimdi konuşabiliriz. Bugün yağışlı, bir yağmurlu bir hava var. Hafta sonu nasıl olacak? Şimdi pazar günü sandığa gideceğiz. Havamızı da bilmek durumundayız. Nasıl bir havada gideceğiz? Hepimizin sandığa gitmesi vallahi gerekiyor. Bak, yoksa... Ben nasıl bir havada gideceğiz Nihat Toklu? Biz 3 kişi kullanacağız, oy kullanacağız. Evet. Eşim, kızımın biri ben. Göğsümüzü gere gere gideceğiz abi. Böyle bir yok, hava. Meteorolojik anlamda. Sen öbür türlü havadan söz ediyorsun. Havadan bahsettim. Ha, bununla ilgili bir haberimiz var. Onu bir izleyelim. Pazar günü havamız nasıl olacak? Onu bir görelim bakalım. Antalya'da sıcak günlerin ardından bugün yağış var. Peki önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? Referandum günü bizi nasıl bir hava bekliyor? Meteoroloji Antalya Bölge Müdürü Davut Öztürk dün geceden itibaren başlayan yağışların akşam saatlerinde de devam edeceğini açıkladı. Bugün de çektiğimiz bir meteorolojik uyarı var, hazırladığımız. Bilhassa Antalya'nın doğu ilçelerinde Manavgat, Serik, İbradı, Akseki, Gündoğmuş, Alanya, Gazipaşa'da ve Elmalı, Korkuteli'de ve Isparta'nın güney ilçelerinde bugün akşam saatlerinden yarın akşam saatlerine kadar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli yağışlar beklemekteyiz. Bu yağışlar bu saatler arasında metrekareye 20 ila 75 kilo arasında bırakabilir. En fazla etkili olacak yere bakarsak da yağışlar Manavgat'la Alanya arası kıyı ve iç kesimlerde görülecek. Önümüzdeki günler hakkında detaylı bilgi veren Öztürk, referandum günü havanın nasıl olacağını ise şöyle aktardı. Şimdi dediğimiz gibi sabah saatlerine kadar bilhassa bölgemizin doğusunda kuvvetli yağışlar var. Bu yağışlar akşam saatlerine kadar azalarak devam edecek ve akşam saatlerinden sonra yağış beklemiyoruz. Cumartesi günü için yine bölgemizde yağış yok. Yani Muğla'da, Antalya, Isparta ve Burdur olmak üzere yağış yok. Pazar günü için, yani referandum gününe bakarsak da yine öğle saatlerine kadar bölgemizde yağış yok. Öğle saatlerinden itibaren Antalya'da, Burdur'da, Isparta'da aralıklı hafif sağanak yağışlar beklemekteyiz. Sıcaklıklarımız da mevsim normalleri civarında. Yani Antalya'da 20 derece en yüksek, Burdur'da 19 derece, Isparta'da 17 derece ve Muğla'da da 20 derece sıcaklık beklemekteyiz. Evet, hava durumumuzu izledik. Bugün ve yarından sonraki hava durumumuzu izledik. Tabii Sayın Müdür'ün bu açıklamayı yapması, Sayın DSİ Meteoroloji Bölge Müdürü dün akşamki ana haberde bu açıklamayı yaptı. Bugün dediği dünkü durum, yarın dediği de bugünkü durumla ilgili. Bugün de yağışlı bir hava var. Bugün de Antalya'nın doğu ilçelerinde sıkı bir yağış bekleniyor. Önlemimizi alalım. Pazar günü öğle saatlerine kadar yağış olmayacağı görülüyor. Hemen o gidip oyumuzu kullanalım ıslanmadan Ali Bey. O yüzden dedim size. Islanma ya toplu. Bu bir vatandaşlık görevidir. Peki, peki. Evet ya da hayır. Hiç değişmez. Hangisini kullanırsan kullan. Çünkü oyu kullanmaya gitmeyeceksin. Ondan sonra başlayacaksın. Yok o öyleydi, yok bu düzen böyleydi. Yok siz öyleydiniz, yok öbürü böyleydi. Bu hakkın yok. Vatandaşlık görevini yapacaksın. Ondan sonra konuşma hakkın olacak. Bazılarımız var Ali Bey. İşte, hava çok yağışlıydı, gidemedik falan demesinler abi, diye. Onları da söylüyoruz ki bak hava öğlene kadar sıkıntısız, öğleden sonra hafif bir yağış olabilir. Gidin oyunuzu kullanın. Yani ne olur az ıslanın. Evet. Mesela dün yağmur yağarken, ben burada toplantıdan çıktıktan sonra... Yağmur yağarken, dün burada seçim akşamı yapılacaklarla, evet, programla ilgili ki seçimde akşamında herkes VTV'de kalırsa Antalya ile ilgili çok daha doyurucu bilgiler. Antalya ile ilgili sonuçlar. Antalya ve ilçeleriyle Türkiye genelinde vereceğiz de Antalya ve ilçelerini de vereceğiz. Daha sağlıklı ilçelerden bağlantılar olacak şey. Yani çok aktif bir ekran olacak. Onu anlatmak istiyorum. Hani Antalya'da ne var ne yok her şeyi tek tek öğrenebilecekler. Kanal ve izleyicileri.
Şimdi toplantıdan çıktıktan sonra yağmur yağıyordu. Belirli bir yere kadar otobüsle gittim. Ondan sonra bindim otobüsten indim. Yürüyerek gittim ya Toklu. Ya ıslandım. Islandınız mı? Ya ne kadar bazen de ıslanmak lazım ya Toklu. Evet, bahar yağmurları çok güzeldir. Bak, gerçekten böyle insan farklı bir şey hissediyor. Sevindirici de bir yağmur oldu. Yani az bir şey ıslanmaktan korkmayın yani. Vatandaşlık görevi önemli olan vatandaşlık görevini yerine getirmek. Oyunuzu kullanın ama evet ama hayır. Ya gidin görüşünüzü sandığa yansıtın ya. Evet, evet. Peki. Vatandaşsınız ya, bu ülkenin vatandaşısınız. Konuşabilme hakkınız olsun. Peki. Pazar günü sandığa gidelim. Bu mesajla da biz araya gidelim Ali Bey. Aradan sonra diğer haberlerimizi konuşuruz. Kısa bir aramız var efendim. Antalya gündem sürüyor efendim. Devam ediyoruz programımıza. Milliyet Akdeniz'de devam ediyoruz. Örnek öğrenci Sabri Dede. 73 yaşında okula döndü. Yıl kaybetmeden mezun oldu ve avukat oldu. Şimdi de ceza avukatı olmak için staj görüyormuş. 78 yaşındaki Sabri Mamati emekli kıdemli binbaşı. Daha önce 70'li yıllarda İstanbul Üniversitesi girmiş ama devam edememiş. Askerliğini sürdürmüş. Askerlik görevinde kalmış. Devam zorunlu yoktu o zaman okullarda. Hem başka iş yapıp hem de okula devam edebiliyordunuz. Bazı bölümler için geçerli. Bu avukatlık için de böyle. Ama şimdi mezun olduktan sonra, emekli olduktan sonra daha doğrusu tekrar aftan yararlanıp öğrenci olmuş Sabri Dede. Bununla ilgili haberimiz var Ali Bey. Haberimizi bir izleyelim. Sizlere de örnek olacak bir şey. Bak, sizden yaşlılar da hayata yeniden başlayabiliyor Ali Bey. Hepimize örnek olur. Önce size sonra bize. 1961 yılında askeri okuldan mezun olan Sabri Mamati, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden kıdemli binbaşı olarak emekli oldu ve çocukluğundan beri hayalini kurduğu avukatlık mesleği için üniversite sınavına girdi. Çok arzu ettiğim hukuk fakültesini de okumak istedim. 1979 yılında yine sınavlara girerek İstanbul Hukuk Fakültesini kazandım. Çalışma yoğunluğu nedeniyle sınavlara giremeyen Mamati eğitimini ara vermek durumunda kaldı. Sabri Mamati 2011 yılında üniversite öğrencilerine yönelik af imkanından yararlandı ve kaydını Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne aldırdı. Mezun olduktan sonra da Antalya Adliyesi'nde avukatlık sınavına başladı. 2011 yılında Antalya Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydımı yaptırdım. 2016 yılında mezun oldum. Mezun olduktan sonra avukatlık stajı için Antalya Adliyesi'ne stajlık için kabul edilmem için müracaat ettim ve 6 aydır Antalya Adliyesi'nde avukatlık stajı yapmaktayım. 10 Mart tarihinde Akdeniz Üniversitesi'ne göz muayenesi için giden Mamati'nin yapılan muayenesinde kalp damarlarından 4'ünün tıkalı olduğu ortaya çıktı. Sınavlarda tabii zaman zaman yaş dolayısıyla biraz stres yaşamaktaydım. Fakat gerekli muayene için o zaman kontrole gidememiştim. Daha sonra fırsat bulduğumdan dolayı yapılan muayenemde rahatsız kalpten rahatsız olduğum anlaşılmıştır. 15 gün önce Profesör Doktor İlhan Gölbaşı tarafından anjiyo yapılan emekli binbaşı Mamati'nin şimdi gerçekleştirmek istediği hayali ceza avukatı olmak. Ceza avukatı olmayı çok arzu ediyorum ve onun için çalışıyorum.
bu örnek dedemizi gururla izledik. Ali Bey'e sataşmıştık ama onun söz hakkını daha sonra kullanmasını rica edeceğiz. Yok işte ki şimdi kullanacağım. Hızlı o zaman Ali Bey. Sıcağına kullanacağım. Sıcağına kullanırım o zaman. Buyurun. Hızlı. Şimdi işte diyorsun ya, sana da örnek olur, daha sonra da bana Nihat Toplu bir şey söyleyeyim mi? Bu algı sisteminin hiçbir zaman tutmuyor, biliyor musun? Tutmuyor ama. Ve bu toplumda, yani Antalya'da sana gelen tepkiler, bu yüzden gelen tepkiler çok fazla. Yaşlı insan olmak, yaşlı olmak hayatın bittiği anlamına gelmiyor. Bak ne güzel ki okuyor. Çok güzel bir örnek, ha, evet. Nihat Toplu. Evet. Ben bu yaşındayım, halen daha bir şeyler üretiyorum. Bittikten sonra televizyondaki program ne yapıyorsun Nihat Toplu? Evet, onu konuşuruz Ali Bey. Gidip yatıyorsun. Kişiselleştirmeyeceğiz. Ha, işine gelmedi ama sen haberi sunarken kişiselleştirdin. Ha, sen yatacaksın. Yaştan dolayı takılın. Ben bazı şeylerle uğraşacağım, halen daha üreteceğim. Ondan sonra kalkıp laf edeceksin. He. Evet. Bak ikimizin yüzüne baktıklarında ne diyorlar biliyor musun? Ali Orhan diyorlar, sen bu kadar yaşlı olmana rağmen Nihat Toplu çökmüş. Niye? Çünkü tembellikte. Peki, Antalya Körfez'e devam ediyoruz. Antalya Körfez'de Ali Bey de cevap hakkını kullandı. Kabul etmedi durumunu. Peki, saygı gösteriyoruz. Gazeteye de. Peki, Antalya Körfez'de birinci sayfasında ilginç haberler var. Yörükler Derneği'nde tartışma çıkmış Ali Bey. Hayırdan rahatsız olan olmuş dernek başkanı Abdullah Duman. Yörükler Derneği Başkan Yardımcısı Sibel Gezen bir TV programında hayır oyu vereceğini açıklayınca bizim adımıza konuşamaz demiş. Gezen demiş ki kişisel kanaatimi belirttim. Yörükler içinde de niye hayır dediği için niye rahatsız oluyorsunuz diye Abdullah Duman'a serzenişte tepki gösterenler de var. Bu kampanya, referandum Yörükler'i de bölmüş görünüyor bu anlamda. Yok bir şey Sibel Hanım'ı tebrik ediyorum. Çıkmış göğsünü gere gere oyunu söylemiş. Kişisel oyunu söylemiş. Evet. Yörükler Derneği'nin oyu nedir diye söylememiş. Belki o Akyazı'da ünvanını yazarken Yörükler Derneği Başkan Yardımcısı diye yazmışlar da ondan rahatsız olmuş. Bir dakika. Evet. Peki Yörükler dansöz oynatırken, Brezilyalı dansöz oynatırken Abdullah Duman neredeydi? Yörük kültürü müydü o İmedik'te? Evet. Niye, değil mi? Niye tepki göstermedi? Orada neredeydi de hiç tepki göstermedi? Koskoca Yörükleri, bir düşünceyi, bu toprakların sahiplerini sanki dansöz oynatırmış şeysinde yapmadılar mı İmedik'te Nihat Toplu? Brezilya gogo dansı olmadı mı? Gogo mudur bilmem ne dansı. Evet. Yörük şenliğinde. Abdullah Duman'ın sesi çıktı mı? Ne oldu? Duman'a mı karışmıştı o zaman? He? Şimdi kalkmış. Evet. Antalya'da Sibel Gezen'i herkes tanır. Sibel Gezen'i tanımayan var mıdır? Siyasetin içerisinde olan herkese. Tutmuş göğsünü gere gere düşüncesini söylemiş. Yörükler Derneği adını açıklama yaparsa ki biz Yörükler Derneği olarak şunu destek oradayı valla şey edebilir Abdullah Duman. Ama Yörükler adı altında orada gogo dansı, Brezilya dansına ses çıkarmayanın bu tür olaylarda ses çıkarması sadece birilerine mesajdır. Evet. İsteyen bu ülkede, isteyen gider göğsünü gere gere evet oyunu kullanır, isteyen de göğsünü gere gere hayır oyunu kullanır. İsteyen der ki ben gittim evet oyu kullandım, isteyen de söylemez abi. İsteyen der ki hayır oyu kullandım, isteyen de söylemez ya. Demokrasi dediğimiz bu, güzellik bu. Budur diyorsunuz. Peki. Sibel Gezer'i tebrik ediyorum vallahi. Peki. Ve Abdullah Duman'a mesaj gönderiyorum buradan. Sevgili Abdullah Duman, şu İmecik'teki işte neydi? İmecik'teki Yörük Şenliği mi? Yörük Şenliği mi? Yörük Şenliği mi? Köy Şenliği miydi? Yörük Şenliği. Yörük Şenliği. Evet. Yörük Şenliği'nde. Brezilya dansı grubu gösteriyor. Yörük grubuyla ilgili de bir açıklama yap. Bu bizim kültürümüze niye uymaz, niye demediniz diye soruyorsunuz. Aynen. Peki. Asırlık bir tercih yapacağız diyor Sayın Deniz Baykal. 16 Nisan referandumuna ilişkin Manavgat'ta konuşmuş. Asırlık bir tercih yapacağız. Telaffuzu mümkün olmayan bir konu. Yani bir kararı bir defa alacağız. Bir defa bir şey söyleyeceğiz. Yanlış söylesek her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız demiş. Manavgat'taki konuşmasında, partisini ziyaret etmiş oradaki konuşmasında. Hayır çıkmasına evetçiler de sevinecek diye. Dur ona gelelim de Sayın Deniz Baykal gerçekten referandumda can hıraş çalışıyor. Evet, böyle bir tempo görmemiştik. Daha önceki seçimde genel başkan bıraktıktan sonra Antalya'ya gelir, birkaç gün kampanyaya katılır, pek ses çıkmazdı gerçekten, ama bu kez Türkiye'nin her tarafını dolaşıyor. Doğusundan, Trakya'sından. Deneyimli bir siyasetçi olarak bir ülke için bir sıkıntı gördüğünü, büyük bir sıkıntı gördüğünü bak bunu hep söyleriz. İfade ediyor. Baykal'ı ben çok eleştiririm. Evet. Birçok konuda eleştiririm. Fakat Türkiye'de devlet adamlığı,
konusunda Baykal'ın tecrübesi, Baykal'ın bilgi ve becerisi hiç tartışma. Ayrı bir yere koyuyoruz abi, onu. Eline su dökemem abi. Evet, yani bunu evet. Açık konuşalım. Yani ben haddimi bilen adamım. Baykal bu dönemde Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığı ve Cumhuriyet değerleri kaybolur düşüncesi Baykal'ı bu şekilde çalıştırıyor. Ve Baykal gerçekten bu seçimde en fazla ter döken insanlardan bir tanesidir. Evet, bir önemli bir duyarlılık sergiliyor kendi açısından. Bak, evet tarafında da en fazla kim ter döküyor? Dışişleri Bakanı. Dışişleri Bakanı. O da yani bir şey söyleyeyim, gerçekten müthiş bir temposu var. Onunla ilgili haber hem Ankara, hem yurt dışı, hem Antalya sonra. Hakikaten Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu da tebrik etmek lazım. Düşüncesi odur, onu şey yapıyor evet. Ama gerçekten Sayın Çavuşoğlu da Antalya'da basmadık yer bırakmadı. Evet. Hayır çıkmasına evetçiler de sevinecek denilmiş Körfez'in manşetinde. Bunu söyleyen de CHP Genel Başkan Yardımcısı Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak. Hayır çıkmasına evetçiler de sevinecek. Toplum büyük bir baskıdan kurtulacak. Ülke demokrasiye daha sıkı sarılacak diye görüşlerini ifade etmiş. Sayın Budak da gerçekten hayır. Evet. Antalya milletvekilleri de çalışıyor. Sordular işte dün evvelsi gün basın toplantısında Antalya milletvekillerine ve Antalya milletvekilleri de Türkiye'nin değişik yerlerinde ve Antalya'da çalışmaya devam ediyor. AKP'li AK Partili milletvekilleri de çalışmaya devam ediyor Antalya'da. Evet. Herkes bir tarafından tutmuş işi, bir tarafından götürmeye Peki. çalışıyor. Grup Meşone konseri varmış Ali Bey. Evet. Antalya'da tanır mısınız bilmiyorum. Tanıyorum. Meşone ne demek? Lazca umut demekmiş. Umut gelecek demekmiş. Bir grup üniversiteli gencin kurduğu bir Karadeniz rock grubuymuş. Bunun bir konseri varmış. Lazori vardı. Ondan sonra Lazona o var. Lazori, Lazona, Meşona. Son günlerde artmış bu tür. Son günlerde değil. Üç tane var Antalya'da. İlk biri bitti. Anladım. Birisi dağıldı. Nasıl dağıldı? Üniversite bitti. Üniversite gençliğinden kuruluydu. Bunların bir tanesi de benim damadımdı. Hı hı. Şey yapar. Lazuri'yi kuranlar. Ondan sonra Lazona'yı kurdular. Bir grup. O grupla yetişenler. Evet. Ki Murat hala Antalya'da. Üniversite gençlerinin Karadeniz Üniversite Gençlerinin kurduğu müzik grupları. Evet. Meşola da çok güzel evet. bir grup. Çok iyi bir grup. Karadeniz'in protest müziğini de yapıyorlar. Evet. Rock müziği de yapıyorlar. Karadeniz rock'ı yapıyorlar. Bu Kazım Koyuncu tarzı müzik diyorsunuz. Peki rahmetli. Şeydir bir de Nihat Toklu Karadeniz'de bütün türküler yani hareketli türküsünde de sevda vardır, yürek vardır. Karadeniz farklı. Nihat Toklu geçtiğimiz bugün günler, saat 21'de Karadeniz'de gösterileri varmış. O güzel bir şeydir. Sana bir şey söyleyeyim. Hafta sonları ben müzikle biraz aşırı neşirimdir, severim. Ya Mardin abi ben Rizeliyim. Ya bu Mardin türküleri niye bende bu kadar evet, etkilidir? Evet. Niye biliyor musun? İçinde Anadolu olan her şey güzel. Güzeldir, güzeldir. Ben bayılıyorum Mardin türkülerine. Evet. Hele Dalal çaldığında Nihat Toklu. Şimdi biz de hafta sonu belli saatlerimizi türkü dinlemeye ayırırız Ali Bey. Ne güzel. Şey ya tabii ne güzel bir şey. Çok ayırırız. Güzel bir şey. Hatta ona eşlik etmeye çalışırız. Ev halkı da biraz dalga geçer. Dalga geçsinler Nihat Toklu. Bir şey söyleyeyim mi? İnsan yenileniyor. Bazen de hayıflanıyor. Tamam mı? Geçmişte neden bu kadar daha şey yaşamadı? Peki. Diye. Peki. Expo'yu versinler teneffüs park yapayım demiş Sayın Ümit Uysal. ANSİAD'a Antalya Sanayici İş Adamları Derneği'nin konuğu olmuş ve Expo alanı 2016 alanlarıyla ilgili önemli bir açıklama yapmış. Bana versinler teneffüs park yapayım turistik karakterini de koruyup yüz binlerce çocuk girer çıkar demiş. Evet çocuk ve çiçek temalı bir fuarımız vardı. Uluslararası fuarımız vardı. Başaramadık. Yeri şu anda atıl durumda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Kimsenin sahip çıkmıyor. Büyükşehir Belediyesi ben yapamam dedi. Burası çok maliyetli bir iş. Ben burayı işletemem dedi. Başka sahip çıkan da yok. Ne yapacağımızı bilemiyoruz orayı. Ama bir belediye başkanı çıkıp ben burayı şey alır. Teneffüs park gibi. Ümit Uysal'a tebrik ederim. Türk çocuklarına, dünya Büyükşehir çocuklarına. Büyükşehir Belediyesi'nin cesaret edemediği bir yükün altına girmek herkese nasıl Çünkü işletme değil. Maliyeti çok yüksek evet. olduğu için böyle bir şey evet. söyledi. Vallahi tebrik ediyorum ben Ümit Uysal'ı. Böyle işte hedef böyle. Bak Nihat evet. Toklu hedefini böyle koyarsın. Bak Büyükşehir'in ve birçok kurumun yürütemediği, yürütmeye cesaret edemediği konuda Murat Paşa Belediye Başkanı çıkıp ben burayı teneffüs park yapar ve içinde değişik aktiviteler de var, haberin içerisinde var. Bunu yaparım diyorsa alkışlamak lazım. Ve bu değer Antalya'da kalsın. Teneffüs Park'ın bir örneğini şu anda başarıyla yürütüyor Murat Paşa Belediyesi meydanda. Teneffüs Park var ya Nihat Toklu. Bak
müthiş güzel bir şey. Teneffüs park müthiş güzel bir şey. Aileler açısından öyle, çocuklar açısından öyle, güvenlik açısından öyle. Hakikaten nefes alıyorsun. Bak aileler de nefes alıyor teneffüs parkta. Yani bu bakanlık, şimdi Gıda Tarım Bakanlığı'nda orası şu anda. Evet. Bakanlık bu teklifi değerlendirmeli diye düşünüyoruz. Çünkü şu firmaya verirsin, şu şöyle yapılsın ya diye konuşuluyor. Kumara ne yapılsın diye konuşuluyor. Onlardan çok daha güzel bir proje. Ben kumara ne konusuna da karşı değilim. Başka bir şey o da. Yani bir orasının çocuk çiçek temalı olduğu için fuarımız, ona yönelik yapılarımız da var. Eğer bir belediye, daha önce bir çalışması da var bu konuda. Bu konuda ben bunu elinin altına koyuyorsa, taşın altına koyuyorsa elini, ben bunu yaparım diyorsa değerlendirmeliyiz. Önemli bir belediye. Büyük bir belediye. Antalya'nın büyük bir belediyesi sonuçta, Muratpaşa Belediyesi, kadroları da var. Diyorsa iki, verilmeli. İki görüşe de ben burada varım. Evet. Hem şeye, kumarhane olarak o bölgenin ayrılması, turizme özel bölge olarak ayrılması, hem de Muratpaşa'nın teklifine. İkisinden biri Antalya için çok güzel Peki. olur. Peki. Hürses'e geldik. Hürses'in manşetinde Bakan Çavuşoğlu'nun açıklaması var. Başbakan Yardımcısı Şimşek'in Rusya'ya gideceğini söylemiş. Tarımcının gözü Şimşek'te olacak diyor Hürses gazetesi. Rusya ile bazı tarım ürünleri ihracatında sorunlar yaşandığını belirten Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, tarım ürünlerindeki engelleri kaldırmak için Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek önümüzdeki hafta Rusya'ya gidecek demiş. Şimdi ben evet, umarız bunlar çözülür. Çok tekrar oluyor Nihat Toklu. Belki hep aynı şeyleri söylüyormuşum gibi oluyor ama bunları söylemekte kendimi bir defa şeyli görüyorum. Bu kentte yaşayan biri olarak, görevli olarak addediyorum. Neden? Bizim dişlerini. Evet. Her şeyiyle. Tarımıyla, turizmiyle, ondan sonra politikasıyla, siyasetiyle, her şeyiyle bıraksınlar Çavuşoğlu'na. Hakikaten çok farklı yerde oluruz Nihat Toklu. Fakat herkes karışıyor. Herkes karışınca işte değişiyor. Değişiyor. Evet. Peki. Peki Ali Bey. Tarımdan söz açtık. Tarımla devam edelim. Şimdi muz örtü altına girdi. Epey de zamandır var bu. Örtü altında, yani serada muz üretimi giderek artıyor. Bununla ilgili bir haberimiz var. Onu izleyelim. Üzerinde birkaç dakika konuşuruz. Türkiye'ye ilk olarak 1750 yılında bir Türk aile tarafından ticaret gezisi sırasında Mısır'dan Alanya'ya süs bitkisi olarak getirilen muzun 1920'li yıllarda meyve olarak üretimine başlandı. O tarihten itibaren Antalya, Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Mersin'de üretimine devam edilen muzun üretiminin 4 mevsime yayılması için üreticiler örtü altı üretime geçti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Mehmet Rüzgar geçen yıl Alanya'da açık alan ve örtü altında 40 bin ton muz üretildiğini açıkladı. 2012 yılında 820 dekar alanda 5740 ton üretimimiz varken örtü altında, bu 2016 yılında 4300 dekar alanda ve 32 bin tona yakın bir üretimimiz söz konusu. Yani bu hızla da gelişmekte. Özellikle 2015'e 2016 yılında örtü altı muza hızlı bir gelişimini görmekteyiz. Alanya'mızda bu hızla bir şekilde gelişti. Alanya'nın muz üretimi için en doğru iklim koşullarına sahip olduğunu vurgulayan ilçe müdürü Rüzgar, İlçede muz üretiminin artması ve üretimde marka olması için çalışmalar yaptıklarını da belirtiyor. Evet, haberimizi izledik. Muz önemli. Muz artık örtü altında serada üretiliyor. Yaz kışta bu yüzden muz görebiliyoruz. Yerli muz tezgahlarda görebiliyoruz sevgili Ali Orhan. Yerli muzun ayrı bir nefaseti, ayrı bir kokusu, tadı vardır. Onu da söylemek lazım ama tabii tercihimiz güneş altında yazın o bahçelerde yetişen muzun kalitesi daha farklı, daha başka. Tercihimiz o olmalı ama örtü altında da üretilebiliyor muz. Ya muz ama örtü altı diğeri gibi o kalitede olmuyor. Ama Alanya ile Manavgat arasında ve Gazipaşa, Alanya, Manavgat arasında müthiş bir yarış var muz konusunda. Muz konusunda. Evet, ve bu yarış bu kenti kıyasıya tatlı bir yarış ama bu. Ya birbirlerini kötüleyerek değil. Anladım. Daha iyisini, daha lezzetlisini, daha güzelini, daha farklısını üretme babında. Alanya'da yer kalmadı muz için de. Gazipaşa'nın hala şansı var. Oradaki evet. Bayırlarda. Manavgat'ın da var. Manavgat'ta da biraz vardır. Tabii Side tarafına değil de Alanya'ya bakan Side tarafında. Side tarafında olmuyor. Evet, tarafında. Peki. Son olarak bu bölümün sonunda Hilal'e bakalım. Antalya Hilal kutlu doğum anlatılacak demiş manşetinde. Evet, Cuma namazında verilecek vaazlar önemli.
Müftü Osman Ağat'tan camilerde kutlu doğum haftası ile ilgili vaaz verileceğini, aksi bir duruma ihtimal dahi vermediğini söylemiş. Yani bu siyaset camilere girmeyecek diyor Sayın Müftü. Referandumla ilgili cuma vaazı yok. Referandumu ima eden bir vaaz yok. Kutlu doğum haftası, peygamberimizin doğumu ile ilgili onun doğumunu anlatan vaazlar verilecek demiş. Böyle de olmalı. Değil mi sevgili Ali Orhan? Sayın yönetmenim, zamanımız var mı? Yeni bir gazeteye geçeyim mi? Yoksa? Evet, peki. Peki. O zaman bu süremiz için az bir zamanımız varmış. Şu tank haberimizi bir daha yenileyelim Ali Bey, yenileyelim. Çünkü dün okumuştuk gazetelerimizde, bugün biz de Kanal B'de ana haberde dün akşam değerlendirdi. Bir tankı batıracağız Kaş'ta. Uçak batırdık, tank batıracağız. Dalış turizmi için bununla ilgili bir haberimiz var, bunu bir izleyelim. Önceki gün Türkiye'de bir ilk olan turistik denizaltının Antalya'da yaptığı sefere katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu ilginç bir açıklamada bulundu. Turizmin başkenti Antalya için bir ilki gerçekleştireceklerini belirten Vali Karaloğlu ne yapacaklarını anlattı. Savunma Bakanlığımızdan talepte bulunduk. Dedik ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde HEK'e ayırmış olduğu tanklar var. Bunlardan bir tanesini Antalya Valiliği olarak talep ediyoruz. Vali Karaloğlu tank almaktaki amaçlarını ise şöyle anlattı. Kaş bölgesinde bir noktaya onu batıracağız ki insanlar su altına insinler, orada onunla haşır neşir olsunlar, fotoğraf çektirsinler. Ne yapmaya çalışıyoruz? Denizin altını ilginç hale getirmeye çalışıyoruz. Daha çok insan Antalya'ya gelsin, daha çok insan Kaş'a gelsin. Denizin altından da istifade edelim, turizmimiz gelişsin istiyoruz. Taleplerinin önce anlaşılmadığını belirten Vali Münir Karaloğlu süreçten de bahsetti. Önce çok anlamadılar ne yapacak Antalya Valiliği, tankı ne yapacak diye. Tank oluru çıktı geldi, tank almaya gideceğiz dediler ki paleti ve namlusu yok. Dedik ya biz paleti ve namlus olmayan tankı ne yapalım? Neyse onu da düzelttik. Şimdi bir tankımız var. Konya'da bizi bekliyor. Evet, Sayın Valinin tank macerasını izlemiş olduk bu şekilde. Tabii sormuşlar vali tankı ne yapacak diye. Dalış turizmi için kullanılacak. Onu güzel anlatmış. Güzel bir düşünce. Evet, evet, güzel bir düşünce. Aslında bir kent böyle... Savaş şeyinden daha çok farklı bir kent deniz dibinde yapamaz mıyız? Evet. Ve batık kent. Bu daha önce bu antik tekneleri batırma filan projeleri vardı. Devam ediyor mu bilmiyorum. Kaçta da bu şekilde dalış turizmi için onları gösterme projeleri vardı. O herhalde devam etmedi gibi görünüyor. Bize ayrılan da bu süre içindeki sürenin sonuna geldik Ali Bey. Bu bölümün sonuna geldik. Öbür bölümde birkaç dakika sonraki bölümde diğer konularımızı konuşalım. Bir araya gidelim. Aradan sonra devam ederiz. Kısa bir aramız var efendim. Tekrar birlikteyiz efendim. Antalya gündem devam ediyor. Programımızın son bölümündeyiz. Bu haftanın da son programını yapıyoruz. Referandum öncesi son programımız bu. Bir kez daha herkesi referandumda, ülke için çok önemli olan bu referandumda oy kullanmaya, pazar günü mutlaka oylarını kullanmaya, sonuçlarını da Kanal V'den takip etmeye, saat 18'den itibaren pazar günü takip etmeye davet ediyoruz. Ali Bey'e söz vereceğiz. Orada şimdi biraz mesaj paylaşacak söz gibi görünüyor. Söz vermeden önce bir diyalogumuzu anlatayım Nihat Okulu'yla. Dedi ki mesaj var mı? Abi çok var dedim. Evet, çoğu da dedim Nihat Toklu ne yapmak istiyor işte şöyledir böyledir ki yok öyle bir mesaj. Onlara dedi sansür koydum dedi. Evet. Ki Nihat Toklu gerçekten sansürü seven birisi değildir. Özgür bir insandır. Özgürlüğü de sever. Zaten bizim gelen mesajların hepsi sayfamda olduğu için herkes görebiliyor. Yani neyin okunup ya da okumadığımızı. Ben her şeyi okumaya çalışıyorum. Hakaret ve direkt sataşma olmadıktan sonra okuyorum.
Mesela Burhan Çalışkan bugün iki tane şey paylaşmış mesaj. Birini okuyacağım. Neden Mahir demiş? Ey millet, kronik hastalıkları salgına dönüştürüldüğü belirten mısır şurubu Avrupa'da yasak, ABD'de azalmışken Türkiye'de üretime artırıldı. Gazozdan çikolataya dek pek çok üründe kullanılan mısır şurubu kronik hastalıkları salgına dönüştürdüğü, kansere, kalp, siroz, diyabet gibi çok sayıda hastalığa neden olduğu için Fransa, Hollanda ve İngiltere'de yasaklanmış. En büyük üretici olan ABD'de üretim kotası %10'dan %2'ye düşürülmüş. Türkiye'de ise üretim kotası %10'dan 15'e çıkarmış. Bak, bu topluma mesaj veren güzel bir şey. Değil mi? Hem kendi evet. siyasi görüşünde mesajını veriyor, hem de toplumun sağlığıyla ilgili. Böyle şeyleri hep birlikte paylaşalım. Cem Ataman günaydın Ali Bey demiş. Hayırlı bir gün geçirmeniz dileğiyle, kolay gelsin. Biz de Cem Ataman'a kolay gelsin diyoruz. Hayırlı işler diliyoruz. İbrahim Çabuk günaydın, hayırlı yayınlar demiş. Günaydın. Enver Aksu kolay gele güzel insanlar demiş. Enver Aksu sizin için de önemli bir isimdir sanırım. Evet, Büyükşehir'de çalışma evet. arkadaşımız idi. Emekli arkadaşımız Enver Aksu abimize buradan sevgilerimizi Bayramdal saygılarımızı günaydın, iletiyoruz. İyi yayınlar, cumanız mübarek Ali Baba demiş. Bayramdal iki gündür yoktu, iki üç gündür. Yok saydım, yazmıştım ona. Saydım değil, yazdım. Selahattin Kurt, sevgili dostlarım, cumanız hayırlı olsun. Güzel günler dileklerimle, hayırlı yayınlar dilerim demiş. Kudret Kaçmaz günaydın, iyi yayınlar demiş. Hikmet Dikici güne hayırlı günler abi demiş. Gülten Duman günaydın, hayırlı hafta sonları dilerim. Sıdık Ametelik hayırlı yayınlar, Kepez'den günaydın demiş. Bizden de Kepez'e günaydın ve herkese günaydın ve herkese aydınlık bir gün diliyoruz. Antalya'da gerçi biraz yağmurlu ama hava güzel. Peki. Dileriz ki her şey gönlünüzce güzel olur. Ve umutlarınız gerçek olur. Çok teşekkür ederiz Ali Bey. Birkaç haber daha okuyalım Hürriyet Akdeniz'den. Burdur'da 5 milyon liralık dolandırıcılık diye bir haber var Hürriyet Akdeniz'de. Bu tabii Antalya merkezinde bir haber bu. Burdur'da ev sahibi olmak isteyen 85 kişinin yaklaşık 5 milyon lirası dolandırıldı. Dolandırılmış. Ne ev varmış ne şey varmış. Yani Burdur'da şöyle Antalya merkezi dedim. Antalyalılar da Burdur'da yaz aylarında ev almak isteyen çok sayıda insan var. Orada birileri de bundan yararlanıp hem Burdur'lar hem de bu tür dışarıdan ev sahibi olmak isteyenler dolandırmış. Savcılık soruşturma başlatmış. 85 kişi Ali Bey. 5 milyon lira dolandırıcılık. Bak, şu kalemin bir değeri var. Evet. Örnek veriyorum. 3 liradır bu kalem. Örnek. 3 lira değil de kalem değerli bir kalemdir. Sen bu kalemi sana 95 kuruşa veren, 1 liraya veren, 1,5 liraya veren biri varsa bu sen hırsına ve evet. sadistliğine kurban olursun. Çünkü bunun bir arızası vardır. Evet. Nihat Toklu. Şimdi Ömer Hayyam'ın bir sözü vardır. Kır o zincirleri, kurtul ey oğul, yetmez mi ki oğlun altınlara kul? Daha çok olsun, daha çok olsun, daha çok olsun. Bu tür dolandırıcılıkların başında bu var. Şimdi yazlık, ben hiç kimsenin, ben mülkiyete kendim kişisel olarak karşıyım ama herkesin evet. olsun, bana ne. Birisinin mülkü olmasa ben de kiracı olarak oturamam, çadırda kalırım yani, onu da düşünürüm. Olmalı. Kapitalizm olmalı Nihat Toklu ki emek de olsun. Emek de olmalı ki kapitalizm de olsun. Bu birbirini tetikleyen, birbiriyle birlikte yaşamı sürdüren olgudur. Evet. Ama orada daha ciddiyetle işi yapanlar varken gidip farklı yerlerden, yani daha nasıl kendi çıkarım nasıl ön planda olur diye düşünüldüğü yerde dolandırıcılık daha çok var. Bunlara karşı dikkatli olalım. Evet. Şimdi bir vatandaşın yakınması var Hürriyet Akdeniz'de. Kale iç asansörünü kim temizliyor diye sormuş. Epeydir ben bilmedim kale iç asansörünü de. Siz bindiniz mi bilmiyorum. Ben bindim kaç sefer bir çok. Hayır yeni diyorum yeni birkaç haftalık aylık konu mudur bilemiyorum. Çünkü bu asansörün camları son derece kirliymiş. Kirli, doğru. Kuş pisliği, çamura kadar her şeyi varmış. Bir de tuzlu deniz, Nihat Toklu, camlar ikide bir silin, yani evet. her zaman temizlenmesi lazım ki o lekeler kalmasın. Evet, bunu kim temizleyecek? Murat Paşa mı, Büyükşehir mi diyor. Bu asansör Büyükşehir Belediyesi'ne ait değil mi? Büyükşehir temizliyor zaman zaman, temizliyorlar Nihat Toklu. Demek ki son günlere temizlenmemiş. Son bununla ilgili. Orada inşaat var. İnşaat da var orada. Tophane Parkı'ndaki inşaatı midir? Başladı, evet. Bunu da söyleyelim. Bir tuvaldeki gerçeklik diye bir sanat haberimiz var. Ressam Mustafa Özdemir sosyal içerikli 16. kişisel resim sergisini ANSAN, Antalya Sanatçılar Derneği'nin Güzel Sanatlar Galerisi'nde açmış.
Tabii buradaki toplumsal gerçekçilik adını vermiş sergisine son yıllarda yaşanan olayları tuvaline aktarmış değerli sanatçı, değerli ressam Mustafa Özdemir. Geçmişte Antalya Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar bölümünde de öğretim üyeliği yapmış bir isim Mustafa Özdemir. Sergisi bu anlamda ilginç. Şimdi hep Ali Bey şeyden bahsediyoruz. Sıkıntılı haberler. Şimdi 3. sayfa haberlerini de okuduk. İşte bir kez daha okuyalım. Mesela servis şoförü aracında beklerken kalpten öldü denilmiş. Serik'te Gedik Mahallesi'nde bir okulun öğretmenlerine servis şoförlüğü yapan Metin Çaycı aracını park etmiş okulun dışına. Sonra da ölü bulunmuş. Çünkü stres hepimizin sıkıntısı. Kalbimizi korumak durumundayız. Bununla ilgili bir haber var. Kalbin için stresten uzak durun diyor. Uzak durun diyor kalbiniz için. Bu uzmanların görüşü bu noktada, çünkü dünyadaki ölüm nedenleri arasında en üst sırada kalp damar hastalıkları yer alıyor. Bunun için de hem beslenme önemli. Biraz önce okudunuz sağlığa zararlı. Glikoz haberi. Glikoz haberini. Suni tatlandırıcılar veya GDO'lu ürünlerle yapılan, mısır nişastasıyla yapılan tatlandırıcılar gitti sıkıntı. Bir de stres sıkıntı kalbimiz için, bedenimiz için. Bunun için düzenli beslenin, zaman zaman düzenli egzersiz yapın, stresten uzak durun. Bir de Ali Bey, tütün mamullerinden uzak durun diyor uzmanlar. Niye üstüne basa basa söylüyorsun? Tütün mamulleri tamam, herkesin ortak ayıbımızı, derdi. Ayıbımızı yüzümüze vurma ya, bu kadar dün, da şey olma ya. Dün şey tabii sizin, herkes için geçerli. Dün ünlü uzmanımız Canan Karatay'ın da açıklaması vardı. Bu Amerikan tütünlerinin içine bir şeyler karıştırıldı ve bağımlılık yaptı. Hani Virginia tütünü deniyor ya, bizim tütün nasıl olsa ortadan kalktı değil mi? Türk tütünü vardı dünyaca ünlü değil mi bir ara? Şimdi ne kadar tütün üretiliyor onu bilmiyoruz. Fabrikalarımız kapatıldı. Tekelin içi boşaltıldı. Biz ne yapıyoruz? Amerikan tütünü kullanıyoruz. Amerikan tütünüyle yapılan sigaralar, tütünleri içiyoruz. Bunların içinde de bağımlılık yaratan şeker türevlerinin olduğu, katıldığını iddia ediyor, etti. Değerli uzman Canan Karatay. Milliyet Gazetesi'nde çalışırken Bafra'da tütüncülük çoktur. Samsun'un Bafra'yı. Hala var mı Ali Bey? Peki. Hala var. Az da olsa var. Az da olsa var. Orada çünkü Balıca sigara fabrikası var. Hı hı. Şehir içerisindeki sigara fabrikası Balıca'ya taşındı. İsmi, evet. Balıca diye bir ilçemiz, bu şey vardı. Oraya taşındı. Hı hı. Şimdi bir haber yapmıştım. Hiç unutmuyorum ya. Lepiska gibi diye. Lepiska saç demek, düz ve uzun saçmış. Evet. Tütünleri öyle dizerler Nihat Toklu orada. Ve orada her evde tütünlerin böyle, mesela güreşçilerin falan boyunlarına kolye gibi her şey, insanın öyle bir fotoğrafı vardır. Karadeniz'de evet. Yani tütünün çiçekten yapılmış kolye gibi vardır, evet, ya. Vardır evet. Ve hepsinin onlarla fotoğrafları vardır, bir köşede de asılıdır. Hı hı. Zaten Karadeniz'de siyaset yapıp da ya da Karadeniz'e gidip de Bafra'ya özellikle gidip de o tütün şeysinin asılmadığı, kolyesinin asılmadığı insan sayısı çok azdır. Lepiska gibi ya. Bir şey düşünüyorum ya, Toklu oralardaki, buraya ilk geldiğimdeki pamuk tarlaları nasıldı? Şimdi yok. Aynı evet. Orada da o tütün tarlaları yok oldu ya Toklu. Ki evet, tütün mamulleri kötü. Ya Toklu eyvallah. Bunlar... Ama bazı mamuller daha da kötü. Bizim tütünümüz onlara göre biraz daha ehveni şermiş ama bakıyorsunuz Amerikan tütünleri her tarafı kapladı. Onlar satılıyor, onlar üretiliyor. Sigaralarda onlar kullanılıyor. Daha tehlikeli olduğu, bağımlılık yaptığı iddiası vardı. Bu da dikkate değer bir iddia. Ali Bey, hayvanları sevdiğinizi biliyoruz değil mi? Hayvanları sevdiğinizi biliyoruz. Her türlü hayvanı sevdiğinizi de biliyoruz. Hayvan sevenlerin artmasında fayda. Yok, her türlü hayvan dediğin zaman burada bazen kızdığınızda, siz insanlar kızdığınızda bazı insanlara bizim üzerimizden hakaret ettiğinizdeki o insanları sevmiyoruz. Evet. Yani bizim üzerimizden insanlara hakaret etmeyin ya Toklu. Kendi şey, üzerimizden hakaret etmeyin. Aklıma geldi Ali Bey. Zaman zaman söyleriz ya, birisi dikkatsiz davranırsa kör müsün falan diye. Ya bu da yani bu ayı mısın tür gibi. Kör müsün farklı bir şeydir ya Toklu. Evet. Kör farklı bir şey, ama farklı bir şey. Bak der ki. Görmüyor musun Allah gibi. Köre, kör Allah'a nasıl bakarsa Allah da köre öyle bakar. Bu gözleri görmeyen için kullanılan bir şey değil. Fakat gördüğü halde görmeyenler için diyelim. Sizin algılamanız, yani toplumun bizim algılamamız. Hepimizin algılaması böyle. Kör anlamı gözü görmeyen için kullanılmıyor bu tür deyimlerde.
Evet. Hani her şeyi görebilip de onları görmeyen insanlara. Geçtiğimiz günlerde engelli olanlara yani, değil. Görme engelli iki bir çift karı koca, ikisi de görme engelli. İşte Varsak civarında tahmin ediyorum. Yoldan karşıdan karşıya geçiyorlar. İkisinin elinde ne var? O görme engellilerin kullandığı beyaz bastonlar var. Bir araç hızla geliyor, ikisini de çarpıyor ve bilgisayar kursuna gidiyorlarmış. Ali Bey, ne güzel bir şey. Bilgisayar kursuna gidiyor, görme engelli iki kişi. Yoldan geçiyorlar. Yani dikkatli geçin, anlayın ki yoldan bir yaya geçiyor. İşte herhalde bunlar sağa sola kaçarlar diye düşündü. Hızlı şekilde gelmiş, çarpmış, kadıncağız yaralanmış, eşi vefat etmiş, ölmüş. Bununla ilgili işte görme engellilerle ilgili derneklerin bir açıklaması olacağı falan söylendi ama bir açıklama da duymadı. Duydunuz mu bilmiyorum. Yok, yani böyle trafikte engellilere saygı gösterilsin, dikkat edilsin anlamında bir açıklama olacağını duyduk. Yapılacağını duymuştuk. Olmadığını gördük herhalde ya da kulağımıza gelmedi. Bir kez daha buradan söyleyelim. Engellilerimize saygı. Kaldırımlarda saygı göstermiyoruz. Yollarda bari saygı gösterelim abi, engellilerimize. Abi göstermiyoruz kelimesini, bariz kelimesini kaldır abi. Göstereceğiz, mecburuz buna, evet. Ya. Onlar da bizim içimizdeki insan. Yani onları dışlayamayız hayatın içinden ya. Onların yaşama hakkı yok mu Nihat Toklu ya? Engelli olmayı kendisi mi seçmiş ya? Evet, hepimiz potansiyel engelliyiz yani, sonuç olarak. Bir de böyle bakalım abi. Evet, şimdi hayvanlardan bahsetmiştik. Sevimli hayvanlarla ilgili bir siz çok istediniz. Bir haber hazırlanmış arkadaşlarımız. Onu bir görelim. Biraz yüzümüz gülümsesin. Evet. Dün ne dedim ben burada Nihat Toklu? Ne dediniz Ali Bey? Dün dedim ki, siz dedim hiçbir köpek yavrusularının, köpeğin dedim yavrularını dedim nasıl beslediği dedim. Burada konuştuk değil mi? Hı hı. Çok güzel bir video. Hem insanlık açısından, hem hayvana bakış açısından, hem de canlı açısından çok hoş bir şey. Bakın ne kadar keyifle uyuyorlar. İzledik kısa bir görüntü ama hepimizi rahatlattı ve bu anlamda. Ve insanı ne yapıyor Nihat Toklu? Hayata pozitif bakmayı öğretiyor. Ya ne olur biraz hayata pozitif baksın. Evet, peki. Şimdi sonuna doğru yaklaşıyoruz programımızın. Bir de dünya turumuz var. Dünya turumuzda umarız bu kez sevimli haberler vardır. Bizi rahatsız etmez. Abi haftanın son gününde. Diğerleri de yaşam hayatın içinden ama biz biraz daha hani pozitif olaylar zaten yeteri olsun. Kadar sıkıntılı evet. Ve dünyadan böyle olumsuz haberler görünce içimiz kararıyor. Kararmasın diyelim. Bakalım neler varmış dünya turumuzda onu da görelim. Halep'te Esed rejiminin düzenlediği fosfor gazlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Halep'in batısında bulunan Kafarnah köyünde dün gece yarısı Esed rejimi tarafından fosfor gazlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırı sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralıların 5'inin de çocuk olduğu ve hemen hastaneye kaldırıldıkları açıklandı. Bölgede bulunan hayvanların sağ telef olduğu bildirildi. Cambridge ve Bristol Üniversiteleri tarafından oluşturulan bir ekip ortak proje kapsamında havalanan insansız hava araçlarıyla 3700 metre yüksekliğindeki Fuego yanardağının patlama anını görüntüledi. Kaydedilen görüntülerin sıcaklık ve nem ölçümlerinde bilim insanlarına ışık olacağı düşünülüyor. Dünyanın en kötü kokan Titan Arum çiçeği Belçika'da bir botanik bahçesinde açtı. Bu çiçek sadece kokusuyla değil, büyüklüğüyle de ünlü. 1,5 metreyi bulan çiçek, böcekleri kendisine çekebilmek için çürümüş et gibi kokuyor. 3 ila 7 yılda bir açan çiçek, açtıktan 3 gün sonra soluyor. Meraklılar bu ilginç çiçeği görmek için botanik bahçesine akın etti. Telefonların şarjda ve uzun kullanımdan sonra ısınma problemine Çinli bilim insanlarından çözüm geldi. Çin'de geliştirilen teknolojiyle grafen bileşimli ve saydam plakalı telefonlar ısınma problemini çözecek. Pilot çalışmalar sonucunda maddenin üretimine 3 ay sonra geçilmesi hedefleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde doğal parka kutlama gezisi düzenleyen hemşirelik okulu mezunları bir atla timsahın nefes kesen mücadelesine şahitlik etti. Görüntülerde at önce timsahı otluk alandan çıkarttı ve üzerinde tepindi. Timsah ise bu tepinme sırasında atın bacağını ısırdı. Hafif yaralanan at oradan uzaklaştı.
Fark ettikleri atın yarasının tedavi edildiğini, durumunun iyi olduğunu açıkladı. Evet efendim, dünya turumuzu da izledik. İyisiyle kötüsü de haberler vardı. Evet, haftanın sonuna geldik efendim. Son iş günündeyiz. Referandum öncesi son programımızı yapıyoruz. Ben Ali Bey'e hafta sonunda bir kapanış için süre vereceğiz. Bakalım ne tür mesaj verecek onu da göreceğiz. Bu anlamlı haftanın son gününü Ali Bey'e kapatıyoruz, kapatırıyoruz. Şimdi bu Nihat Toklu böyle deyince ben kendimi 23 Nisan çocukları gibi hissettim. Ama bugün bir değişiklik yapacağım Nihat Toklu. Sürpriz olsun herkese, ayakta veda edeceğim. Peki. Niye ayakta veda edecek diye soran olacaktır mutlaka. Ya da düşünen bugüne kadar yapmadığı bir şeydi diye bir hatırlatma yaparak. Hı hı. Ve herkesin izlemesini istiyorum. Çünkü çok farklı bir şey olacak bu. Şimdi biz bugün veda ediyoruz ama. Ne olacak? Biz pazar günü burada olacağız Nihat Toklu. Pazar günü bu stüdyoda olacağız ve bu stüdyoda Türkiye'nin nabzını, Antalya'nın nabzını tutacağız ilçe ilçe. Sevgili Cansu Hanım, Ahmet İstek, Nihat Toklu, Ali Orhan ve bölgelerdeki bütün muhabirlerimiz kentlere bağlanarak, parti siyasi partilerin il başkanlıklarına bağlanarak bu ilk defa Antalya'da gerçekten çok farklı ve hareketli bir şey olacak. Şimdi ben de kendimi yavaş yavaş o güne bir hazırlayayım diye, pazar gününe bir hazırlayayım diye, ayakta nasıl sunabiliriz diye düşündüğüm için böyle bir şeyi denemek istedim. Daha doğrusu bunu bir deneyeyim dedim. Bir de Nihat Toklu ayakta daha rahat, diyafram daha şey alıyor. Evet. Yani önümüzde yöneticilerimiz de inşallah duyuyordur. Önümüzdeki sezon, yani pazartesinden sonra sen gerçi kilo verirsin, yazık olur, göbeğine eritirsin. Ayakta sunmak teklifinde bulunacağım ben yönetime. Evet, her zaman olduğu gibi bir haftanın daha sonuna geldik. Nihat Toklu sağ olsun bir haftanın sonunda programı kapatma görevini yine bana verdi. Sizlerle birlikte olduğumuz bir hafta içerisinde acı tatlı haberleri paylaştık. Zaman zaman kendi görüşlerimizi, zaman zaman toplumun görüşlerini sizlerle birlikte kamuoyu önünde tartıştık. Evet, önümüzdeki pazar günü Türkiye'nin geleceği açısından, hepimizin geleceği açısından çok önemli bir referandum kararı var. İster evetçi olursunuz, ister hayırcı olursunuz. İnşallah dilekleriniz hepsi yerinde gelir. Ama şunu unutmayın, mutlaka oy kullanın. Yapımda ve yayında emeği geçen görünmez kahramanlar adına hepinize ve yine hepinize de teşekkür ediyoruz. Ve hepsine, hepiniz adına yine teşekkür ediyoruz ki bizlerle sizleri buluşturuyorlar. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımın adına, haber merkezinde de hepinize hoşça kalın demiyorum. Düşünerek kalın. Çünkü düşünerek olduğumuz sürece, düşündüğümüz sürece varız. Pazartesi günü buluşmadan önce, pazar günü bu stüdyoda buluşma dileğiyle düşünerek kalın.